Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizi bugün Beykoz Bisiklet yoluna götürmeye karar verdim. Birlikte gideceğiz bakalım. Bu arada buranın asfaltını yenilediler. 10 numara oldu. İnşallah kamera açısı iyidir. Pedallayalım biraz bugün. Hava da serin. Buradan daha önce benim yol bisikletiyle gittiydim. Konuşmuyorum çünkü rüzgar sesinden beni duyabileceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Aynen. Hızlı vardık. Hava serin. Bugün 28 Eylül. Cuma 2018. Önümüzde ehliyet eğitimi var. Lapça yolu atlama ihtimali olan birine elinizi işaret etmeniz her zaman için sizin avantajınızda olacaktır. Çünkü karşınızdaki sürücü için o psikolojik bir etken oluyor. Durması gerektiğini düşünüyor. Acayip rüzgar var. Benim vites ayarı tam olmadığı için gıcır gıcır sesler geliyor ama bakalım, yeni bir bisiklet almayı düşünüyorum, böyle karbon fiber. Kısmet diyelim. Yaşlı bir abimiz de bisiklet biniyordu. Beykoz bisiklet yolu o kadar iyi bir yol değil. Uzun bir yol da değil. Aslında bisiklet için değil, yürüyüşler için daha ideal bir yol. Çünkü çok kısa. Ama hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Sağınızı solunuzu kontrol etmeniz çok önemli arkadaşlar. Yani
eve sağlam tek parça gelmek istiyorsanız hiç efor sarf etmeden buraya kadar geldik. Çünkü devamlı boyu aşağı gittiğimiz için. Oh, polis. Arkadaşlar buna geçince kendim böyle attım deyip eşeğe binmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum ama ki bu bisiklet çok eski bir bisiklet. O yüzden böyle hissetmem de normal. Ama bir yol bisikleti ne bileyim daha bisikletli gibi. Arabaya giriyorduk, iyi miydi lan? Bizim takra vites atarsa tabi. Etrafımıza baktık. Yavaş yavaş gidiyoruz. İskelenin yanında bisiklet yolu. Kral motosiklet var. Küçük, onu da beğeniyorum. Ben bilmiyorum artık. Alınır mı, para verilir mi? Yolun boş olması arkadaşlar, trafiğin olmaması bazen bizim için dezavantaj olabiliyor. Çünkü hız yapmaya çalışıyorlar bu seferde. La havle ve la kuvvete ya. Ne insanlar var. TCX 2018, güzel motor. Bu sene iyi tuttu bu motor site. Ooo, balıkçılar hemen gelmiş. İşte Beykoz bisiklet yolunun en uyuz olduğum noktası. Bisiklet yolu mu? Balıkçı. Balıkçı yolu mu belli değil. Neyse biz bir girişimizi yapalım bakalım. İleriden dönüp. Biraz turlayalım sizlerle. Ya daha önce de buraya gelmiştim. Bir videom var ama yine gelmek istedim. Bu sefer farklı bir bisikletle.
Kirban 520 vardı bende. Onunla gelmiştim buraya. Tabi onun zevki daha bir başka. Umarım burada lastiği patlatmayız. Hava kapalı. Böyle güneş de yok. Tam tepenizde böyle sizi karınca gibi kavuran. Güzel bir hava var bugün. Spor için ideal. Tabi nasıl bir yolsa arada böyle bir kesinti var. Bu küçük iniş rampaları yoktu. Koymuşlar sonunda. Hocam adam öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Ben bunu nasıl görebilirim? Burası bisiklet yolu. Bak burası böyle geçiş yolu. Bisiklet yoluna misine çekip beni görmen lazım diyen bir kafa. Düşünün artık. La havle vele. Bak sinirim bozuldu şimdi. Ben bunu yayınlayacağım. Ben bunu yayınlayacağım şimdi. Hiç umurumda değil. Gitsin dava etsin yani. Görün arkadaşlar. Bisiklet yolunda neler var yani. Yürüyüş yapanlar mı dersin? Şurada yürümüyor adam. İlle burada yürüyecek. Ne cins insanlar var ya. Bak bir keyfim vardı, spor keyfim vardı. Gitti. Adam bisiklet yoluna. Kardeşim. Balık okkası çekmiş ya. Var mı böyle bir şey? Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Ve bu bisiklet yolu çok kısa bir yol. Düşünün ne kadar salak insanlar var. Ettik kardeşim, dava ettim bana. Evet, bisiklet yolunda düğün. Nasıl? Süper. Kardeşim biz ilkel bir toplumuz. Bunu anlayın artık. Yani ben anladım. Bisiklet yolunda kurulanlar. Buradan bir dönüş yapalım. Oradan yavaş yavaş da Paşa Bahçe'ye doğru gideriz. Sizinle böyle hem bir vlog yapmış oluyorum. Hem de İstanbul'un içler acısı halini sizlere göstermek istedim. Orayı bu arada kefal tutuyor. Aynen. Kafaymış. Acayip bir rüzgar var. Zaten sesten duyuyorsunuz. Beni duyduğunuzu bile pek düşünmüyorum aslında. Neyse buralara müzik ekleriz.
lazımdı dedi. Duydunuzu bilmiyorum. Yani incecik bisineyi bisikletle görmem lazım arkadaşlar. Allah'tan yanındaki adam metanetli efendi bir insandı. Şimdi hakkını yemeyelim. Ama olayın içinde o değil. Sıkıntı o. Bak nelerden bahsedecektim. Gerdiler beni. Konuşmuyorum çünkü aşırı rüzgar var. Beni duyabileceğinizi zannetmiyorum. Bisikletle balık tutmaya gelmek. Benim fantezimdir açıkçası. Rüzgardan resmen gidemiyorum. Oh, biraz dinlenelim. Beykoz Belediyesi'nin bu barzolardan kurtulması lazım. Yola çıkalım, yol bitiyor çünkü. Sağımızda baktık. Yola devam. Bu bisiklet çok ağır bir bisiklet arkadaşlar. 15 kilonun üzerinde diyebilirim.
spor yapalım diyorsunuz. Bütün hevesiniz kursağınızda kalıyor. Hiç tadı tuzu kalmadı şimdi benim. Arabanın bir suçu yok, benim var. Bir de yoldan giden bir abimiz var. Yol kendini zannediyor. Biraz dinlene dinlene böyle. Benim gibi bisiklete binenler var. Rüzgar beni resmen geri geri itiyor böyle, var ya. Ne ayna kontrolü var, ne bir şey var. Hiç. Gördünüz mü bu? Neyse, küfür etmeyeceğim. Size Beykoz'a bisiklete gelin, bisiklet binmeye gelin diyecektim ama vazgeçtim. Gelmeyin abi. Yaşamak istiyorsanız gelmeyin. Sizi burada öldürürler yani. Ben size söyleyeyim. Burada gördünüz mü? Kocaman. Sağ tarafa geçmeye çalışıyoruz. Ağaçlardan göremiyoruz ki. Öldürülmeden. Yavaş yavaş çıkıyoruz bakalım. Buradan Paşabahçe'ye gitmiş olacağız. Aralara böyle hızlandırma koyabilirim. Hızlı bir akış olsun ya da bu videoyu kese kese koyarım, bilmiyorum. Bu
Bir taksiciler, iki minibüsçüler. Sonra bizi niye bu toplumu sevmiyor diyorlar. Acaba bizi öldürmek istediğiniz için olabilir mi? Biraz dinleyelim. Burayı dinlene dinlene çıkacağız. Anlaşıldı. Kondisyonum daha iyi hale gelmiş. Bundan daha bir hafif bisikletle buraya çıkarken çok zorlanmıştım. Şimdi daha iyi durumdayım. Bisiklete binmek arkadaşlar sizi daha güçlü, daha seri hareket edebilen, uyuşuk olmaktan kurtarabilen bir spor. O yüzden bunu devamlı yapıyorum. Yani elimden geldiği kadar yapıyorum dedim. Devamlı demeyelim de. Yavaş seyirci olmayalım. Bir spor aleti alıp kendinizi eve kapatmaktansa bisikletle gezmek daha zevkli. Tabii biraz önce bisiklet yolunda yaşadığımız olaylar gibi başınıza olaylar gelmiyorsa gayet zevkli. Az kaldı. Yüzeye çıktık. Oh. Dinlene dinlene gideriz artık.
hızlı. Kırmızıda geçtik. Ne yapalım? İstiyorum ki cam fabrikasına kadar bana eşlik edin. Oraya kadar birlikte sürelim sizlerle. Bu kamera yanımdayken kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Kocaman çukur vardı, bilmem gördünüz mü? Hocam öldürecek misin beni? Arkadaş nesiniz siz ya? Ne aynaya bakıyor ne bir şey ya? Yok arkadaşlar. Beykoz'da bisiklete binilmez. Gelmeyin sakın. Kesinlikle gelmeyin. Gidin Yeniköy'de falan binin. Avrupa yakasında binin. Burada binmeyin kardeşim. Canınızı böyle insanlara emanet edersiniz. Ezan okunuyor. Ağzımı bozduracaklar ya. Cam fabrikasına yaklaşıyoruz. Kusura bakmayın hiç konuşamadım. Çünkü sinirim bozuldu yani. Ne söyleyeyim? Arkadaşlar sizlerle olan sürüşün sonuna geliyoruz. Birazcık ilerisi cam fabrikası. Sizlere Beykoz'da bisiklet binmenin zorluklarını göstermiş oldum. Aslında bu vlogun konusu Beykoz bisiklet yoluydu ama hem bisiklet yolu hem de Beykoz'un yollarında daha şu Taş Atlas'ın yarım saatlik sürüşümüze neler atlattığımızı sizlerle birlikte yaşadık, gördük. O yüzden siz olun. Daha iyi yerlerde bisiklet sürmeye çalışın. Ben buradan yavaş yavaş evime doğru yolculuk edeceğim. Sizlere şu anki sürüşten daha güvenli sürüşler ve iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.